Ferit Bey, Hakan Bey geldi. Hakan Önder. Hakan. Niye? Çok küçük bir şey söyleyip gideceğim dedi. Alayım mı içeri? Al. Ferit Bey, sakın rahatsız olma. Söyle Hakan. Sana çok önemli bir haberim var. Yani daha doğrusunu söylemek gerekirse bu haberi benden duymanı istiyorum. Başkasından duyma. Hazır mısın? Demet ve ben Bulut'un vasisi olmak için başvuracağız. Nasıl? Demet de sen de bugüne kadar Bulut'u hiç görmediniz. Evet. Bulut 7 yaşına geldi biliyorsun değil mi? Hı-hı. Nereden çıktı şimdi Bulut merakı? Şöyle izah edeyim. Bulut'un senin gibi bekar bir adamın yanında kalması doğru değil. Onun halasına, daha doğrusu bir aile sıcaklığına ihtiyacı var. Bu onun için daha sağlıklı. Mahkeme talebimizi makul karşılayacaktır eminim. Emin ol, mahkeme bunu miras için yaptığınızı anlayacaktır. Bulut annesini babasını daha yeni kaybetti. Ama pis miras oyunlarınızı alet edemezsiniz. Ona zarar vermenize izin vermem. Bir saniye bir yanlış anlaşılma var. Ferit, senden izin alan yok. Ben seni bilgilendirmek için geldim buraya. Vaktini aldın, özür dilerim. Düzenin bozulmasını sevmiyorsun biliyorum. Şu an yaşadığın küçük bir düzen bozukluğu yarın seni büyük bir şoktan kurtardı. İyi çalışmalar. İkbal Hanım, avukatları toplantı odasına çağırın lütfen. İki, bir. Aç gözünü. Sürpriz. Aa, çikolata kalitler. Evet. Bunları yiyorsun, daha sonra da hemen oyun oynuyoruz. Bak ya, nasıl yiyor. Sanki evde yemek vermiyoruz beyefendiye. Bu çocuklar hep misafirlikte böyle, biliyor musun? Nazlı, çarşamba akşamı aynı mekanda Alya'nın programı var. Sizi de davet etti. Deniz, çok isterdim ama gelemem. Aa, gerçi Fatoşlar bayılır bu fikre. Ya, tahmin etmiştim zaten. Fatoş'la kardeşine söyle o zaman. Söylerim. Evet Bulut Bey, çikolatalı toplarımızı yediğimize göre şimdi ne yapacağız? Tabii ki de oyun oynuyoruz. Evet. Hadi atsana bir tane yakalım. Aşağı git. Bir tane daha. Tuttum. Bak ya, yemek için numara yapıyor. Sen de atsana. Bırak çocuğun çikolatalarını. Çok lezzetli ama sen de denesene. Gerçekten. Peki kayak yapmayı sever misin? Hiç sevmem. O kadar soğukta. Bir de ayağına bir şey tak, eline bir şey tak, gözüne bir şey tak. Ay, fenalıklar gelir insana. Geliyor yani. Ben denemiştim, oradan biliyorum. Ben de hiç sevmem. Hep aynı şeyler. Çık dağın tepesine, in aşağı. Sıkıcı yani. Değil mi? Bence de. Vallahi ben tam bir sıcak insanıyım. Bana güneş olsun yeter. 30 derece, 35 derece hiç şikayet etmem, dayanırım. Senin mevsimin gelmiş o zaman. Kaçıyorsundur sen hafta sonları Çeşme'ye, Bodrum'a. İstersen bir hafta sonunda beraber gidelim. Tabii. Neden olmasın, değil mi? Yani ben işten fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum tabii ama... yazın bizim işler çok yoğun oluyor. O yüzden söz veremiyorum şimdilik. Bakalım. Peki, ata binmeyi seviyor musun? Ya ben bir ara çok sardım. Çevremde herkes yapıyor diye ama işte... böyle koşum takımları, çizmeler, ders almalar falan bilirsin. Bilmem mi? Bir sürü teferruat. Hiç sevmem. Aynı kafadayız ya biz seninle. Şehir hayvanıyız ikimiz de. Ya, değil mi? Bir ara o zaman beraber de gidelim. Kahvaltı ederiz orada. Böyle tintin ata binenlere bakıp eğleniriz. Olur. Pardon. Ferit. Yapma ya. Hayda.
Tamam, gelince konuşuruz. Her şey yolunda mı? İş yerinden aradılar. İstersen kalkalım. Ya doğru düzgün muhabbet edemedik, tatlı yemedik daha. Olsun, onu da bir dahaki sefere yeriz. Hem ben de işten çok uzak kalmak istemiyorum. Birazcık boş deyince hemen gevşiyor çalışanlar, o yüzden başında olmak lazım. Peki ama biz bırakalım seni, yolda da muhabere devam ederiz. Peki. Pardon. Merhaba. İkbal Hanım, avukatlarımızı bilgilendirdiniz mi? Bilgilendirdim Feriz Bey. Demet ve Hakan bu davayı açabilirler mi yoksa blöf mü yapıyorlar? Demet Hanım Bulut'un halası. Yani teknik olarak tabii ki böyle bir talepte bulunabilirler. Kazanma şansları? Demet Hanım'ın geçmişteki aile yaşantısı ve Bulut'la ilgili hiçbir iletişiminin olmaması tabii ki elini zayıflatıyor. Ama öte yandan bir aile ortamı sunabileceğini göstereceklerdir mutlaka mahkemeye. Aile ortamı. Demet ve Hakan'ın aile ortamı. Bulut'u neden istedikleri gün gibi açık. O zavallı çocuğa verecekleri zarar umurlarında bile değil. Ve ben buna izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğiz. Anladınız mı? Peki Ferit Bey. Sen sert bir patronsun galiba, ipleri sıkı tutuyorsun. Yani. Şöyle düşünüyorum. Eğer ben işe zamanında gidersem, öğle yemeğinden zamanında dönersem... ...aynı şeyi çalışanlarımdan da istediğimde kendim kötü hissetmiyorum. Ya sonuçta ben çalışkansam onlar da çalışkan olmak zorunda. Bugün işim var ama bir ara moda evini ziyaret etmek isterim seni. Yani bu yöneticilik tekniğini bizzat yerinde incelemek istiyorum. Ya. Olur tabii. Ya aslında çalışanlarım iş yerine misafir davet etmesini yasaklamıştım da... ...eğer şimdi seni ağırlarsam aynı şeyi onlardan talep etme hakkım olmaz. Anlıyorum. Ve ders bir bu galiba. Fatoş Hanım, dönüyor muyduk buradan yoksa düz mü devam ediyoruz? Düz mü? Dönmeyelim. Ben şöyle ileride ineyim, siz devam edin. Niye atölyeni bırakmıyoruz seni? Yoksa kaleni benden saklıyor musun? Yoksa tehlikeyi uzak tutma çabası mı bu? Ay lahengi. Yok, ben sabahları jogging yapıyorum da bu sabah yapamadım. O yüzden birazcık yürümek istiyorum. Hem zaten senin de belli ki önemli bir işin var. Geç kalmaz. Geliyor, alev topu geliyor. Gelemiyor, ben geleceğim, görürsün. Gelecek. Alev topu geliyor o zaman, bekle. Gelemiyor. Tabii savunma yapmasan ne inerim ha? Ben geliyorum. Ve bir tekme daha atarsam kazanıyorum. Kazanamazsın. Canım oh. Çok azaldı. Oo, rengi çok güzelmiş. Ben ineceğim ama gelirsin. Ta 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 ta. Nasıl gidiyor? Pek iyi değil. Amca, Nazlı yendim. Ben seni de yeneyim. Tabii ki kapışacağız. Ama şimdi biraz ara verelim. Bak, misafirimiz var. Sen niye oyunu durduruyorsun ya? Ablam buradan geçiyormuş da beni ziyaret etmek istemiş. Merhaba. Nazlı, çok memnun oldum. Demet ben de. Nazlı kazadan sonra Bulut'a toparlanması için yardımcı oluyor. Bulut'cum. Hani babanla biz bir kardeşimiz olduğunu anlatmıştık ya sana böyle çok uzaklarda. Avustralya'da yaşıyor. Evet, Avustralya'da. İşte bu Demet Alan. Ta oralardan bizi görmeye gelmiş. Aa, sen Avustralya'dan mı geldin? Hani şu kanguruların yaşadığı yerden. Evet canım. Evet. Peki senin kangurun var mı? Ya niye gülüyorsunuz ya? Hani böyle bizim kedimiz, köpeğimiz, kuşumuz olur ya onun gibi. Hayır canım. Yani benim bir kangurum yok ama doğru biliyorsun. Avustralya'da her yerde kanguru görebilirsin. O zaman köpek balıkları da var. Var tabii. Balinalar da var. Gerçekten mi? Gerçekten. Vay be. Seni bir kere öpebilir miyim? Tamam. Şimdi beraber oynayacağız, tamam mı bak?
Ben sana öğreteyim mi? Tabii. Ablanın cenazede gördüğümü hatırlıyorum. Ama Avustralya'da yaşadığını bilmiyordum. Yok. Ama öyle gibiydi. Anlaştık. Yani... Başlatıyorum. Aileyle bağlarını yıllar önce kopardı. Aynı şehir içinde yıllarca görüşemedik falan. Yani çok uzun hikaye. Ama ne de olsa kardeş. Abim de ben de bir türlü silemedik kendisini. Hem abim... Bulut'un bir halasının olduğunu bilmesini istedi. Biz de bu Avustralya yalanını attık. Deniz, anlayamıyorum. Yani kusura bakma. Ama çok tatlı biri gibi gözüküyor. Neden koptunuz? Abimi de babamı da çok kırdı. Babam da şirketi ve bizi korumak için mirasını bölüştürüp Demet'i aileden uzaklaştırdı. Nazlı, senden bir şey rica etsem. Bu görüşmeden Ferit abinin haberi olmasın. Deniz, iyi de... Söylediğim gibi, yani geçmişte bir sürü derin yaralar da var. Ferit abi benim öz abim gibidir. Yani duyarsa tepki gösterecektir ve haklıdır da. Hey, sen beni yeniyorsun. Ama şunlara baksana. Yıllar sonra buldular birbirlerini. Tamam, ama bir süre için sadece. Tabii. Efendim Ferit Bey. Notunu aldım. Fizik tedaviye gitmişsiniz. Gittik. Bulut'u ikna edebildik sonunda. Ben sizi rahatsız etmemek için İkbal Hanım'a haber verdim. Şimdi neredesiniz? Şimdi ya Bulut tabii dışarı çıkınca eve girmek istemedi. Bir de tutturdu amcamı göreceğim diye. Biz de denize geldik. İyi etmişsiniz. Sabah da oynayamadılar tabii. Çok eğleniyor galiba Bulut. Evet öyle. Bir verir misin telefonu? Onunla da konuşayım. Olur. Vereyim. Bulut'cum dayın arıyor. Onu durdur dayım. Alo. Dayıcım. Neye gülüyorsun yaramaz? Çünkü benim Avustralya'dan Demet alam gelmiş. Demet alam mı orada? Tamam Bulut'cum, Nazlı'yı tekrar telefona verir misin? İyi, seni istiyor. Ferit Bey. Hemen eve dönün Nazlı. Tamam, birazdan çıkıyoruz. Hemen dedim Nazlı, birazdan değil şimdi. Elize mi gitmişler? Demet de oradaymış. Nereden öğrenmiş ki? Deniz'in ağzından girip burnundan çıkmıştır. Onun Bulut'un yakınında olmasını istemiyorum Engin. Dayı bak parmağım yerinden çıkıyor. Aferin sana. İşte parmağım kopuyor. Bulut'cum sen hadi yemeğini ye. Bak daha bitirmemişsin. Tamam yiyeceğim birazdan. Dayı biliyor musun? Avustralya'da insandan çok kanguru yaşarmış. Öyle mi? Evet evet öyleymiş. Hatta çivi diye bir kuş varmış. Ama uçamıyormuş. Halam mı anlattı bunları da sana? Evet hepsini halam anlattı. Hatta ilk geldiğinde hepsinin fotoğrafını gösterecek. Ben bu boşluklarını kaldırayım. Pardon. Afiyet olsun. Demet'in denizde olacağından haberin var mıydı? Yoktu. Deniz'in de yoktu. Yani biz evde üçümüz oyun oynuyorduk. Bir anda kapı çaldı. Demet Hanım gelmiş. Sonra baktım iyi anlaşıyorlar. Biraz vakit geçirsinler dedim ben de. Evet sevmiş belli. Ne halası yani kan çektiyse. Bu ara pek dışarı çıkmayın. Olur. Bir sabah almak için. Ben akşam eve geldiğimde sizi istediğiniz yere götürürüm. Bir süre evde sakin aktiviteler yapın. Bulut için daha iyi olacak. Olur. Ayrıca her yaptığınızı bilmek istiyorum. Dayı, hani bitirdim yemeğimi. Bana bir not çağıracaktın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı.
yüzden. Aman ya, vallahi içim şişti. Ne intrikalı hayatımız var arkadaşım. Yavaş, Bulut'u uyandıracaksın. Ödümü kopardınız. Kaçıncı oldu bu? Karanlıkta çıkıyor. Su iç. Teşekkür ederim. Seni de mi uyku tutmadı? İlk defa kaldığım yerlerde olur öyle. Odan rahat falan değilse? Çok rahat, çok rahat. Çok teşekkür ediyorum. Şömine bile var, daha ne olsun. Yani yakacağımdan değil de öyle odaya hoş bir sıcaklık veriyor. Ferit Bey, ben size bir şey söyleyecektim aslında. Böyle karşılaştığımız iyi oldu. Demet Hanım meselesi... Biliyorum. Biliyorum, senin bir suçun yok. Evet, orası öyle. De ben başka bir şey söyleyecektim. Bulut'la Demet Hanım karşılaştıklarında... Demet Hanım Bulut'u çok sevdi. Bulut'la Demet Hanım'ı. Yani hiç öyle yıllardır görüşmüyor gibi değillerdi. Bilin istedim. Bulut. Bulut. Korkma, korkma. Rüyamı gördüm, korkma. Nazlı, ben annemi istedim. Babamı istiyorum. Leman Hanım hemşire hanımın yanında. Annemin durumu nasıl doktor bey? Fiziksel problemlerin hiçbiri aşılamayacak şeyler değil. Fakat Leman Hanım bize hiç yardımcı olmuyor. Evde de bize, çalışanlarımıza hiç yardımcı olmadı. O yüzden sizin desteğinizi almak durumunda kaldık. İyi yapmışsınız. Biz elimizden geleni makul ölçülerde zorlayarak yapıyoruz. Şu anda konuşmayı reddediyor. Ama sizin bu düzenli ziyaretleriniz kendisine çok iyi geliyor. Lütfen böyle devam edin. Tabii ki. Konuşabilir miyim kendisiyle? Tabii tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz Ferit Bey. Hoş bulduk. Anne nasılsın? İyi misin? İyi olacaksın anne. Daha iyi olacaksın. Hepimiz iyi olacağız. Biraz daha toparlan. Bulut'u da getireceğim. O da iyi. Yavaş yavaş hayata tutunmaya başladı. Anne, lütfen doktorların sözünü dinle. Lütfen onlara yardımcı ol.
Çiftliktekiler seni çok özledi. Sen özlemedin mi? Tamam. Ne zaman istersen o zaman konuşuruz, olur mu? Ay Fatoş, rüya falan görmedim. Aa! Ya dedim ya sana bütün gece Bulut'un yanındaydım diye. Ağlaya ağlaya uyudu ya. Ay yapma ya. Şimdi nasıl? Uyuyor hala. Kıyıp uyandıramadım. Dinlensin biraz. İyi yapmışsın. Nazlı? İlk defa gece aynı evde kaldınız. Yok mu diyorsun yani anlatacak bir şeyim ya? Fatoş'cum hayatım dışarıdan çok heyecanlı gözükebilir. Ama inan bana öyle değil. Adam da bildiğin insan işte. İnanır mısın? Tuvalete falan gidiyor. Yani koltukta oturuyor, önüne yemek koyuyorsun, yiyor falan. Hala odun gerçi. Ama yaşayan bir odun. İşte biz de doğayı sev, yeşili koru takılıyoruz. Ya sen Asu'dan haber aldın mı? Yok, konuşmadım hiç. Ama bugün geliyordu o ya, merak etme. Akşam yola çıkacaklar. Sabah burada olur. Sen ne yapıyorsun orada? Kahvaltı etmeye çalışıyorum ama olmuyor. Kızım. Hadi bizim durumumuz belli. Uyuyakaldık Bulut'la. Senin sabah iş görüşmen yok muydu? Niye öğlene kadar uyudun? Var, öğleden sonra. Ay Nazlı, bu dolaptaki her şey kokmuş. Fatoş, kokamaz. Yani market alışverişini yeni yaptım. Vallahi bak, yokluğunda maydanoz bile boynunu bükmüş. Maydanoz mu? Fatoş, maydanoz almadım ben. Dereotudur o. Nazlı, günaydın. Fatoş, bir saniye. Bak Nazlı, ben kendim geldim. Aferin sana. Gel. Fatoş, ararım seni sonra. Nazlı, biliyor musun? Ben rüyamda ne gördüm? Ay hayırdır inşallah. Ne gördün? Senle ben sinemaya gidiyorduk. Çok komik bir filme gidiyormuş. Ama o kadar komikmiş ki yani elimizdeki mısırlar yerlere dökülüyormuş. Baksan çok güzelmiş. Nazlı, bugün sinemaya gidelim mi? Lütfen, lütfen, lütfen. Bulut'cum, biz acaba bugün evde sakin sakin film mi izlesek böyle koltuğa kıvrılıp? Ama evde ben çok sıkılıyorum. Evde benim içime basılıyor. Böyle sağdan soldan mı geliyorlar? Evet. Bunu branşta tartışalım. Elbiseleri böyle çat diye parayı çıkartıp verebileceğim günleri gösterir inşallah. Selam. Hayırdır, ne o? Bunlar Demir'in hazırlattığı evraklar. Biliyorsun Demir şirketteki payından %5 vermeyi planlıyordu Demet'e. Sami amca sağlığında bütün çocukları mirası bölüştürdü. Demet o çakalla evlendiği için babası sinirlendi ve az pay verdi. Herkesin kendi kararı bu Ferit. Ama Demir rahatsız da bundan. Pay devriyle ilgili belgeleri hazırlattı, imzaladı, bana getirdi. Ben de bakarız demiştim ama... Şimdi kararsızım, uygulasak mı acaba dedim. Bak o zaman Demir'e söylemiştim. Şimdi sana söylüyorum. Sami amca bir şeyleri düşünerek yaptı. Demet'e bu şirketten pay vermek, Hakan'ı bu şirkete almak demek. Engin sadece %5. %5'le o herif hiçbir şey yapamaz. Mesele bir şey yapıp yapamaması değil zaten Ferit. Her gün o herifin yüzünü göreceğiz ya bu şirkette. Bu yüzden zaten Demir'le Deniz'in babası kalkıp da kızına pay vermedi bu şirketten. Engin tamam ama bu Demir'in bir nevi vasiyeti bana. Tamam.
Ama şimdi ortaya çıkarma bunu. Şu dava bir sonuçlansın. Ondan sonra kime ne verilecekse verilir. Haklısın. O dosyayı da öyle ortada bırakma. Eve falan götür. Çok pardon. Ya denedim, kafamda unutmuşum. Acelem vardı. Kusura bakmayın. Hanımefendi, pardon. Kusura bakmayın. Çantanızı kontrol etmem gerekiyor. Beyefendi, denemiştim, kafamda kaldı. Acelem vardı. Hanımefendi, lütfen zor çıkarmayın. Bakın, çantamı kontrol edemezsiniz. Kuralları gereği. Özel eşyalarımı karıştıramazsınız ya. Bu ne biçim bir mağaza? Polise haber vereceğim. Bu su... Lütfen hanımefendi. Bunun ödemesini yaptınız mı? Asım Bey, ne oluyor? Islık vakası Halik Bey. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Bırakın kolumu! Nohut istiyorum, yanına pilav. Turşunuz var mı? Var efendim. Tamam, turşu da olsun. Nuri abla, ne haber? Nasılsın? Ne yaptın? Pardon. Bu arada turşu da sadece lahan olsun, salatalık istemiyorum. Bir ayran, yanına bir de soda. Fatoş Hanım. Merhaba. Tarık'tı değil mi? Evet, evet. Afiyet olsun. Buyurun, oturun. Yok, yok. Hiç rahatsız etmeyin. Ben başka bir tarafa geçerim şimdi. Yok canım, zaten yerde yok. Hem arkadaşlık etmiş oluruz. Buyurun. Gerçekten rahatsız etmeyeceksem oturayım. Estağfurullah. Sağ ol. Şey, aslında... ya sizi burada gördüğüme şaşırdım biraz. Yani ne bileyim, ben beklemezdim. Benim ev arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım var, ünlü bir şef. O tavsiye etmişti burayı. O zamandan beridir geliyorum. İnsan sürekli restoranlar deyince sıkılıyor, biliyor musunuz? Burası hem sıcak, samimi, hem de yemekleri güzel. Şey, burası aslında acayip meşhurdur yani. Ben de bu tarafa yolum düşerse bir şekilde ayarlıyorum işte, bir şeyler yemek için. Uğruyorum falan. Kardeşim, aynısından alayım ben de. Nohut pilav. Çok acıkmışım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ona bakmadım şey, bu ayranla sodaya şaşırdım biraz. Enteresanmış o. Bu mu? Aa, siz bunu bilmiyor musunuz? Bu harika bir şey. Hadi ya. Bir saniye. Hiç Allah aşkına şey yapmayın, ne olur ya. Vallahi. Yani mutlaka bunu denemeniz lazım. Bir saniye. Ha. Bunun raconu birazcık da bu. Ayran sodaya o zaman. Ayran sodaya. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güzel değil mi? Güzel, çok güzel. Enteresan bu şey. Böyle yazın tansiyonu falan da şey yapar, düzeltir. Öyle de içilebilir. Sen nasıl bir canavarsın ya? Beni nasıl ikna ettin? Nazlı. Ama Berke'yle ne çocukmuş, çok gülmüşler. Yani çizgi film ama öyle çocuk filmi değil. Yani sen de seversin. Ben zaten severim de Feyyat dayım pek sevmeyecek. Adam evde oturun dedi, biz hala geziyoruz. Nazlı, ben söylemem. Sen de söylemezsin o zaman. Vallahi öyle olacak. İyice yalancı olduk sayende. Nazlı, bu bizim sırrımız. Efendim? Evet. Kardeşi Masuman, doğru. Karakol mu? Hangi karakol? Beyefendi, kesin bir yanlışlık vardır. Yani çünkü kardeşim Bodrum'da benim. Tamam.
Tamam, hemen geliyorum ben. Eyvallah olsun. Bir saniye bekler misiniz lütfen? Abi, bir bakar mısın neredeymiş bu karakol? Abi. Alo, ben taksiciyim. Buyur abicim, seni dinliyorum. Nasıl? Bu arada karakol neresi? Polislerin çalıştığı yer canım. Polislerin çalıştığı yer. Bence sinemadan daha eğlenceli olabilir. Asuman ablan sayesinde ikimiz de göreceğiz. Ne olur Asuman, bir şey olmasın, ne olur. Ay çok acıkmışım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Şey, bu arada siz böyle sokak lezzetleri falan seviyorsanız... Yedi Kule'de bir çorbacı var. Ama böyle bir şey yok. Efsane yani. Biliyor musunuz orayı? Hayır. Bilmemeniz normal tabii. Yani neticede çorbacılar ve en meşhur yemekleri işkembe. İşkembe mi? Hı? Bayılırım işkembeye ben. Damardan şırdan da var mıdır acaba orada ya? Olmaz. Olur mu? Fatoş Hanım, kralı var kralı ama asıl bir kelle paça yapıyorlar. Of ya, böyle dilinizi falan yersiniz, öyle söyleyeyim. Ay kesin gitmem lazım oraya. Tam olarak nerede demiştiniz Yedi Kule'de? Çok merkez aslı o meydanın. Şey yapalım isterseniz tabii. Böyle müsait bir zaman ben götüreyim size. Tamam, olur. Beraber gideriz. Valla. Muhteşem. Kızım, senin ailen falan yok mu? Ay var var, olmaz mı? Ama malum yaz falan işte memleketteler. Antakyalıyız da biz. Ama ablam birazdan gelir yani. Hemen burada olurum zaten. Asuman. Asuman, neler oluyor? Kızım, sen bu durumda değil miydin? Korkutma beni. Siz ablası mısınız? Evet. Adınız Nazlı. Doğru, Nazlı. Nazlı Hanım, kardeşiniz bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandı. Ne? Asuman. Biliyor musun, bumerang diye bir şey var. Böyle yamuk bir çubuk. Bunu böyle atıyorsun, geri geliyor. Atıyorsun, geri geliyor. Bunu Avustralya'da eskiden yerliler kullanıyormuş. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunları? Halam anlattı. Ablanın telefonu çalıyor. Nazlı benim ablam değil, arkadaşım bir kere. Acaba kim arıyor? Dedi, bey. Dayım arıyor. Alo dayı. Ha, biz Nazlı'yla polisteyiz ya. Neydi buranın adı? Karakoldayız. Ha, karakoldayız işte. Ne demek karakoldasınız? Bulut, telefonu hemen yanındaki büyüğe verir misin? Evet, bir polise ver. Alo, iyi günler. Orası neresi? Tamam, ben çok yakınım, hemen geliyorum. Aklım almıyor Asuman. Sen ne ara döndün İstanbul'a ya? Ne ara oldu bütün bunlar? Ya okul otobüsüyle gitmediniz mi siz Bodrum'a? Ya abla, benim başıma neler gelmiş, sen de gelmiş neyi sorguluyorsun? Ben uçakla döndüm Necla'yla. Uçakla? Nereden buldun sen uçak biletinin parasını ya? Kızım, delirtme beni ya. Ben okul gezisi değil miydi? Bu kafana göre sen nasıl uçakla dönersin? Ya biriktirmiştim. Ayrıca ben öyle otobüse saatlerce yollarda falan gelemem. Tanımıyor musun? Daralırım ben orada. Hiç tanımıyormuşum ben kardeşimi, hiç. Nerede Necla? Onu kuzeni aldı. Ben de taksiyle döndüm. Baktım çok erken, daha birazcık alışveriş yapayım dedim. Alışveriş mi? Asuman, öldürürüm seni. Senin alışveriş anlayışın bu mu? Ne yapıyoruz şimdi? Beyefendi, ben Asuman'ın ablasıyım. Ben gerçekten çok özür dilerim. Asuman çok pişman. Özür dile. Çok çok pişmanım ben. Gerçekten ya, böyle bir insan değilim. Bir anda boşluğuma geldi. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın, ne olur. Gerçekten böyle bir insan değil. Lütfen yaşının ufaklığına verin. Bulut. Aa, dayı hoş geldin. Hoş bulduk, iyi misin? Ya ben iyiyim, beni boş ver. Nazlı'nın kardeşi gelmiş, içeride polisle konuşuyor. İyi niyetiniz için tekrar teşekkür ederiz. Allah kardeşine size doyasın. Bir daha böyle bir şey yapmasın. Fiyat Bey. Ben sizi aramıştım ama. Tamam, sonra konuşuruz. Nazlı, rica etsem alabilir misin sen? Bulut Bey, hazır mıyız? Hazırız. Bir, iki, üç.
Hoppa! Doğru eve gidiyorsun. Ay tamam abla ya. Sen gelmiyor musun? Hayır, ben geçici bir süre Ferit Beyler'de kalıyorum. Yani Bulut'a arkadaşlık etmek için. Vay, hiç haberimiz yok. Telefonlarını açsaydın haberin olurdu. Bana bak Osman, hemen eve git. Fatoş'u arayıp kontrol edeceğim kaçta gittiğini. Talih kuşunu kaçırmışsın, yine kondu o güzel kafana. Yere kapak attığından kaybetme bunu. Doğru konuş, ağzına bir tane çarparım, görürsün gününü. Dur tut şunu, ben bir selam verip geleyim. Osman gel buraya. Ferit Bey, kusura bakmayın. Bugün bir yanlış anlaşılma oldu. Sizi de buraya kadar yorduk. Önemli değil. Allah sana akıl fikir versin Asuman. Delirtirsin adamı sen. Nazlı. İyi geceler Ferit Bey. Ben de öyle hava alayım diye çıkmıştım. Yani Bulut yemeğinizdikten sonra hemen uyudu. Normal değil mi sence, fazlasıyla hareketli bir gün geçirdi? Normal. Yani fazlasıyla hareketli bir gün geçirmesi normal. Ya hayat her zaman o kadar sakin ve steril olmuyor. Bazen beklemediğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Ben hayatım ve Bulut'un hayatı sakin kalsın diye bir sürü insana bir sürü para ödüyorum. Bunlardan biri de sensin Nazlı. Bulut'un hayatının sakin kalmasından sorumlusun. Sanki hiç evde kalın dememişim gibi. Özür dilerim Ferit Bey. Gerçekten. Yani Bulut bir daha asla karakollara düşmeyecek, hiç şüpheniz olmasın. Sen bu kadar ağlıyorsun. Gel, gel, gel. Aa! Dursaydın. Of, mutfak açıktır inşallah. Aferin, iyi kilitlemişsiniz. Ya bassan. Bulut uyanacak. Bir kilseydi aslında, ne hallere düştük ya. Merhaba. Siz de mi bahçedeki kedinin sesini duydunuz? Hayır, duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görseniz karnı aç, mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Buldu mu kediyi? Yok, kaçmış.
kahvaltı hazırlayayım mı size? Bana kahvaltı hazırlamak zorunda değilsin Nazlı. Evet de hazırlayabilirim, sorun yok. Ben atıştırdım bir şeyleri. Peki. Nazlı. Dün sana biraz fazla çıkıştım, kusura bakma. Ha, o mesele. Yani ben de istemezdim tabii çocuğu karakola götüreyim. Ama insanlık hali, oluyor böyle şeyler. Yok, karakol meselesinde değil, o konuda haklıydım. Küçük bir çocuğun görmesi gereken bir yer değil orası. Dışarı çıkmayın derken, Demet Bulut'un halası, Bulut'un velayetini almak için dava açacaklarmış. Siz dışarıda olunca ben de tedirgin oluyorum. İyi de bir dakika, yani Bulut'un velayetini alabilirler mi? Demet'ten ziyade kocası olacak o Hakan. Aklına geleni yapmak için elinden geleni ardına koymaz. Yıllardır görüşmeyiz, birbirimizi de pek sevmeyiz. O yüzden siz dışarıda olunca sanki evde olsanız Bulut daha güvende olur diye hissediyorum. O kadar da değil. Yani halası sonuçta ne zarar verecek Bulut'a, görsün. Efendim? Diyorum ki, yani sizin aranızdaki gerginlik yüzünden neden Bulut halasını göremesin? Siz de görün, o da görsün. Ortak velayet diye bir şey var. Hiçbir şey sana göründüğü kadar basit ve masum değil Nazlı.